Hocam ben böyle organik formları çizmekte zorlanıyorum demiş. Zorlandığı noktada şu Egemen Bey'in. Bunu bütün olarak çizmek o kadar problem değil de aralarda boşluklar var ya arkadaşlar. O boşlukları sağlamak yani devamlılığı düzgün sağlamak tabii ki biraz daha yoruyor bizleri. Burada hemen şöyle söyleyeyim. Bunlara yaklaşımımız bizim hangi programda çalışıyor olursak olalım. Şeydir parça parça çizmek değil de önce bütününü çizip sonra gerekli yüzeylere eksiltmek şeklindedir. Siz burada şunu söyleyebilirsiniz ama hocam işte alta bağlanan parçalarda birden fazla hani yukarısı bütün gibi olsa da aşağısı bütün gibi değil vesaire denilebilir. O da arkadaşlar işte çizeceğiniz geometriye göre değişir. Neresini bütün çizip Nereden sonra değişken çalışmaya başlayacağınıza stratejik olarak doğru karar vermeniz gerekiyor. Bunları kesme işlemleri de aslında basitçe yani böyle şeyler yapacağımızda mix'te çalışıyorsak eğer bunları şey olarak oluşturuyoruz geometriler olarak. Mesela şimdi çok ilkel bir şekilde yapacağım ama mantığını görmüş olacaksınız. Şimdi şuraya geldik. Mesela oradaki gibi bir geometri oluşturayım. Çok basit bir şekilde. Şimdi işte bakın o formu elde etmek o kadar da zor değil görüyorsunuz. Hatta orta kısımlarını falan böyle çukur yapayım, bir şeyler yapayım. Bunu elde ettikten sonra bunu parçalarsanız nasıl parçalıyorsunuz? İşte yukarıdan çizgiler çizip bu çizgileri kullanarak parçalayabilirsiniz uygun komutlarla. Veyahut da çizgiyle parçalamak yerine Mesela bu çizginin gelin şöyle yapalım. Atıyorum extrude'unu verdik. Et kalınlığını verdik. Sonra işte şunu yine boolean'la bile yapılabilir. Mesela çizgiyle yapacaksanız konformla yapıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Geometrilerle yapacaksanız boolean'ı yapacaksınız. Bunu kullanarak kesimleri yapabilirsiniz. Ve işte bunu kesimleri kritik stratejik bir yerde yaparsanız eğer mesela ben burada çok basit yapayım yine. Çok pardon. Hani şöyle en olabilecek şey haliyle yapayım. Şimdi bakın ayırdık devamlılığı görüyorsunuz. Ama hocam işte aş aşağı tarafları farklı olması gerekiyor. İşte arkadaşlar buradan sonra artık geldiniz mesela edit poliyi açtınız şu kısmını başka bir geometri olarak ayırıp modellemeye devam edebilirsiniz. Ben şimdi burada turbo smooth'dan sonra yaptığım için segment sayıları geometrik yapı yönetmesi zor bir şey ama böyle yaptıysanız bile devam edebilirsiniz. Nasıl devam edersiniz? Mesela atıyorum şu soldaki için soft selection kullanırsınız. Mesela yani artık FFT ile mi yaparsınız soft selection ile mi yaparsınız bunlar size kalmış şeyler. Zaten işin esprisi nereye kadar birlikte kullanacağız nereden sonra birbirlerinden ayıracağız kararlarını doğru vermek diyebiliriz. Böyle debelenmeler yapabilirsiniz. Ya da işte tamamen Bunu şöyle çizdik ya Bakın Şey yapayım değişik daha düzgün bir yöntem göstereyim Bunları birazcık e, Basitleştirip hani Poligon sayılarını Optimizer gibi şeylerle ya da Kuat e, yeniden Kuat yapan Şeylerle Komutlarla Geometri sayılarını basitleştirip Ondan sonra yine bildiğiniz edit polilerle çalışmaya devam edebilirsiniz. Simplify mı şey yapıyordu? Şöyle arkadaşlar bir bakayım. Codify bakalım nasıl yapacak? Ha yok bu. Şu anda istediğim şeyi veremedi. Ha mesela şunun gibi. Ya bundan sonra bakın şurasını yeniden modellemeye girişebilirsiniz gibi. Tam hatırlayamadım en verimli olan sadeleştirme komutları nelerdi ama mantık böyle ilerleyebilir. 3ds Max gibi programlarda bunu yapmak biraz daha zor poligon bazlı olduğu için. Ama aslında Ege Bey tamam şey yapacağım. Sizin sorunuz dediğiniz hangisi şey mi? Tam anlayamadım. Açık yazarsanız dalgalı gamzi şeklinde gölgeler demiş Ege Bey ama şöyle söyleyeyim. Oluşan garip gölgeler varsa Max için konuşuyorum. Geometrinizde modellerken bu olur ara sıra. Turbo smooth verdiğiniz şu oldu, bu oldu bir yerden sonra böyle absürt gölgeler oluşur, sert gölgeler oluşur. Onları her zaman şöyle sıfırlayabilirsiniz. Edit poly'nin içerisinde şurada smoothing groups var. Nerede o? Yüzey komutlarında mıydı? Heh. Bakın polygon smoothing groups kısmı var. Tamamını temizleyip yeniden auto verirsiniz. Şu anda zaten turbo düzgün geliyor. Öyle bir ihtiyaç yok bu geometride. Bunlarla toparlayabilirsiniz. Ha tamamdır. Pardon. Aynen. O zaman bunu da öyle söylemiş olayım. Yani bu tip ileri geri oynadınız, modellediniz. Bazı yerlerinde gerçekten absürt gölgeler oluşur geometrilerin zamanla. Onları temizlemek için her zaman bir edit poli ekleyin üstüne. Smoothing grupsu yok edin. Sıfırlayın. Hatta bakın ben burada absürt gölge smoothingle yaptırtabilir miyim acaba? Poligon sayımız yüksek olduğu için burada kusurlu bir şey oluşturmak zor olacak. Oluşmuyor zaten. Ama temizliğin smoothing grupsu yeniden oto smooth verin toparlayacaktır. Öyle söyleyeyim. Ege Bey'in sorusuna da o zaman güzel kendisi buradayken cevap vermiş olduk. Rhino'da bu daha kolay arkadaşlar. Çünkü Rhino'da şey şansı var. Rhino yüzeyleri üçgenler şeklinde değil, eğri devamlılıklarının farkında olarak çizdiği için Rhino'da devamlılıkları sağlamak çok daha kolay oluyor. Yani absürt bir şey çizdiğinizde bile onunla düzgün devam eden bir yüzey ya da bir kör elde etmek çok çok daha kolay Rhino'da. Benim mesela çok yaptığım bir şeydir, örnektir. Hemen şöyle gelirim Rhino'da bu konuyu ne zaman anlatacak olsam şuraya bir tane eğri çizerim. Sonra bu eğriyi biraz böyle eğip bükerek farklı bir versiyonunu oluşturup bu üçünden bir yüzey elde ederim. Şimdi işte Rhino böyle bir şey çizdiğinde yüzey devamlılığının o kadar farkında bir program ki siz bunun devamını çizmek istediğinizde aslında sizin çizmenize gerek bile kalmıyor. Bakın hani çizebiliriz. Ben sadece programın farkındalığını anlatacağım. Extend surface de deyip şu kenarı devam ettireceğiz dediğimde görüyor musunuz? Mevcut eğimlerin nasıl devam etmesi gerektiğine göre programda bu seviyede bir farkındalık var Rhino'da matematik olarak, geometrik olarak çok daha e, sistematik çalışan, işin formüllerinin farkında olan bir program Rhino. Bunun da tabii başka dezavantajları var Max karşılaştırdığımızda. Evet bu soruyu da bu şekilde kenara almış olalım. Şimdi burada GPU crashed e, yine bir Unreal sorusu. Arkadaşınız, hocam benim işte ee, sahneyi çalıştırırken Unreal Engine 4'te çalışıyor, 5'te açtığımda hata veriyor. GPU crash hatası görüyorsunuz Direct3D Device Remote yazıyor. Böyle bir uyarı geliyor demiş. Ee, bu sorunu nasıl aşabilirim? Belki de aşamayabilir arkadaşınız. Burada arkadaşlar, eğer Unreal Engine'de işte teknolojik olarak gereksinimler yapılmak istediğine göre çok değişiyor demiştim ya. Evet Ege Bey şeydir doğru. Şimdi bu, so bu GPU crash'te birazdan geliriz. Ege Bey'in söylediği çok doğru. Ya şimdi şöyle 3ds Max'te organik form modellemek hem çok kolay hem de çok zor. İşte çünkü genel formu oluşturmak çok kolay. Fakat organik şeylere genel formu, genel yapıyı bozmadan detay girmek Rhino'ya göre çok çok daha zor i̇şte az önce der, kursun, şeyin yayının başındaki arkadaşınızın sorduğu bir yuvarlak yapacağız. Sekizgen çizmek için dört takla atıyoruz mesela gibi. Yani Max, her programın belirli artıları, eksileri oluyor. Max'te bu tip şeyleri zaten genelde texture ile malzeme ile çözüyoruz. Yani bu detayları parça parça görünme, derz gibi şeyleri hep böyle dikkat edin zaten çoğu hazır modelde de öyledir. Yüzeyi sabun gibi modellersiniz. Tekstürle malzemeyle o ders boşluklarını vesaireleri göstermeye çalışırsınız mümkün olduğu sürece. Rhino ama sapti modellemeyi de getirdi ya Rhino 7 ile birlikte. Yani Rhino 7 şey oldu. Modelleme konusunda bence çok çok iyi. Ama az önce gösterdiğim o matematiksel doğruluktan dolayı da Rhino'da arkadaşlar Max'te çizdiğiniz kadar kalabalık sahneler kolay kolay çalışamazsınız. Yani Max'teki kadar içe hazır modellerle doldurulmuş bir sahneyi Rhino'da çalıştırmaya kalkıştığınızda e, üzülmeye, ağlamaya başlarsınız. Benim şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla. <laughs>